Anadolu yüzyıllardır gerek konumu gerek yapısı nedeniyle kitlesel göç hareketlerinde hem geçiş için bir köprü hem de nihai bir durak olmuş. Yüzyıllardır süregelen bu göçlerde Türkiye'de de devam etse de özellikle 18. 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan ciddi hareketler ve göçler dikkat çekiyor. Göç eden hayatlarda işte bugün o büyük göç hareketlerinin en önemli ayaklarından Çerkezlerin hikayesine eğiliyoruz. Adigeler, Kabartaylar, Şapslar gibi farklı kolları olan Kuzey Kafkasya halkları genel olarak Çerkez olarak adlandırılabilir. Müzikler, alışkanlıklar, yemekler yaklaşık olarak aynı olsa da farklılığı dil konusu oluşturmuş. Ancak yaşanan göç acıları ve sıkıntılar hepsinde aynı şekilde cereyan etmiş. Göç denilen olgu bir kere psikolojik manada çok ağır bir şeydir. Ya bugün insanlar herhangi bir iş için bile memleket değiştirseler veya kısa bir süreli olarak bile bir yerden bir yere geçseler, değil mi? İntibakta zorlanıyorlar, özlüyorlar, gurbet acısı denilen bir şey çekiyorlar. Ama nihayetinde gurbette olmanın şöyle bir mantığı vardır. Döneceğiniz bir sıla vardır. Çünkü gurbet sıla ikileme aslında her zaman için bir dönüş kapısını açıkta bırakır. Fakat bu tarz göçlerin tabii acı tarafı sıla hasretinin artık çok daha büyük bir zamansallığa devredilmiş olmasıdır. Yani oradan göçtükten sonra bir daha kendi sılasını göremeyen kaç tane kuşak oldu? O hasretle yanan, sadece türküleriyle, düğünleriyle ve kültürüne sıkı sıkıya tutunarak Abaz Çerkes kimliğini sürdürmeye çalışanlar oldu. Tabii işin bu psikolojik boyutu çok ağırdır. Yani bütün maddi boyutlarını geçelim. Çerkezler, Abazlar oraların otokton halkları. Yani nasıl Arnavutlar Avrupa için bu şekildeyse, yani Arnavutlar nereden geldi gibi bir soruyu cevaplayabilmek hali hazırda çok zorsa, Çerkezler, Abazlar nereden geldi? Yani otoktonlar, yani şu an itibariyle Kafkaslara buradan geldi diyebilecek durumunuz yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mekan duygusu denilen bir şey vardır. Yani işte sense of place, mekanın duygusu, o sahanın yarattığı kendine ait bir manevi bağ vardır. Zaten dikkat edin, marşlar, türküler içinde pek çok lirik öğeler taşırlar. Yani dağlardan, ovalardan, akarsulardan bahsederler. Neden? Çünkü kişi ve toplumlar kendi yaşadıkları coğrafyanın birer parçasıdırlar. O dağlar aynı zamanda onların timsalidir. O nehirler onları anlatır. O coğrafyanın insanıdırlar. Yani o toprağın insanıdırlar. Bir kere o topraktan kopmuş olmak büyük bir köksüzlük bunalımı yaratabilir. Tabii kültürlerine sıkı sıkıya sahip çıkmalarında bu köksüzlük bunalımını aşmaya yönelik bir tavır içinde olmalarının da önemli bir payı var. Ama çok zordur. Yani bir Çerkez'e herhalde sorsaydınız siz ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Galü beladan beri diyecekti. Şimdi galü beladan beri o topraklarda yaşayan insanları oradan çıkartmak, yani bugün bizlerin zihinlerinde kurgulayamayacakları bir acıdır. Bilinen Büyük Çerkez Göçü 1864 yılı olsa da aslında olayların başlangıcı bir önceki yüzyıla dayanıyor. 18. yüzyılın ikinci yarısında kadim Kafkas halklarının yaşadığı coğrafya Çarlık Rusyası tarafından işgal ediliyor. Yüzyılı aşkın bir süre bu yiğit insanlar canla başla topraklarını savunsalar da 21 Mayıs 1864'te direnişleri kırılıyor. Kıbaada'daki o acımasız savaştan sonra Çarlık Rusyası zaferini ilan ederken Çerkezler için de acı dolu bir süreç başlıyor. Direnişi kırılan Çerkezler yok etme politikalarının bir sonucu olarak topraklarından koparılıp göçe zorlandılar.
1864 ve 66 yılları arasında 1 milyonu aşkın Çerkez, Müslüman Osmanlı topraklarına doğru yola çıktı. Ancak zorlu yol koşullarından dolayı %60-70 kadarı yollarda öldü. Yolculuğu tamamlayabilenlerin büyük bir kısmı ise limanı olan Osmanlı kentlerine sığındı. Bugün Bursa'da bu ailelerin 4. ve 5. kuşakları hala yaşamlarını sürdürmekteler. Ailemizin Çerkes ailesi olması malumunuzdur. Çerkesler 150 yıldan fazladır Türkiye'de göç etmişler. Ailemiz Kafkasya'dan göç ederken 4 kardeş oldukları söylenir. Savaşta ikisi Kafkasya'dayken zayi olmuş. Diğer ikisi buraya geliyorlar. Burada daha önceden Çerkesler Türkiye'ye ilk yerleştikleri dönemde Trakya bölgesinde, Rumeli yakasında ikamet ettirildiler. Yaklaşık 9 yıl kadar. Daha sonra iç bölgelere taksim edildi, köyler kuruldu. Ve bu köye de gelen ilk bizim Mişe sülalesi dediğimiz dedelerimiz buraya geliyorlar. Oradan bu yana biz işte 150 yıldan bu tarafa kaçıncı kuşak oluyorsak biz o kuşaktan biriyiz. Şimdi bizim Çerkeslerin, bizim büyüklerimizden duyduğumuz, tabii biz savaştan çıkmışlar, zaruriyet nedeniyle göç edilmiş. Umutları geri dönmek idi söylenen o düzeyde. Geri dönme niyeti olmaları nedeniyle de ilk yerleştikleri yerlerde mümkün olduğu kadar kalıcı değil, geçici evler yapmışlar. Hatta köyümüzde belki kalıntıları vardır. Ağaç dallarıyla ev yapmışlar, böyle sepet gibi örmüşler vesaire. Geçici evler yapmışlar. Yani memlekete geri dönme arzuları. Tabii tarihin, göç tarihinden sonra başka girişimler olmuş, geriye dönmek, savaşlar olmuş. Uzun mesele onlar. Fakat geri dönme imkanları olmamış. Bir de genelde köy halinde yerleşmiş olmaları, şehircilik, şehirde pek fazla insanımız yok. Sonraki yıllarda diğer toplumlarda olduğu gibi köyden kente göç durumları oldu ama genelde köy halkı olarak geçici olarak ikamet ettiler. Bu nedenle evleri anlattığım gibi böyle durumlar var. ...1864'te orada göç başlamış. 1864'ten sonra çok büyük sıkıntılar yaşadılar tabii. Denizlerde kaybolanlar olmuş. İlk göç olarak Bulgaristan'a gitmişler. Bulgaristan'dan sonra da Çerkezköy, Bursa'da İstanbul'da Çerkezköy diye bir semt var. Orada da bayağı bir zaman kalmışlar. Nasıl olduysa birileri herhalde aracı oldu bu tarafa gelmeleri için, nasıl bir şey olduysa da oldu. 1878'de de bizim köyün kuruluş tarihi oluyor, 1878. Burası kurulduğu zaman her taraf çalı çırpı. Doğru düz tarla bahçe de yok. Hep kazmanın ucuyla bugünkü hale getirdiler bu köyü yani maalesef. Kazmanın çok büyük zahmetler çektiler. Açlıklar çektiler. Bu kadar sıkıntılara rağmen komşu köylerde imkanlar olduğu halde gene onlara yüz kızartıcı bir davranışta bulunmadı yani buraya yerleşen insanlar. İşte 68'den bu yana göçler oldu, artanlar oldu. Bir ara bir 64 hane kadar oldu. Sonradan bazı rahatsızlıklar oldu bünyede. O bünye rahatsızlığından sonra bazı göçler oldu. O göçlerden sonra tekrar toparlanma, bugünkü halimize şükrediyoruz yani. Hasıl bugünlere gelmemiz çok sıkıntılı oldu be, çok zor oldu yani. O zaman anlatırken yaşlılar ağlıyorlardı yani. Yaşlılar bunu anlatırken ağlıyorlardı.
Ben babaannemi hatırlıyorum. Annemin ablaları vardı, onları hatırlıyorum. İşte onlar anlatırken, Çanakkale Savaşı'na bizim köyden 43 kişi gitmiş, bir kişi geri dönmüş. Düşünebiliyor musun şu köyün çektiği zahmeti? Buna rağmen hiçbir zaman bu göçmen statüsünde olmamıza rağmen, bu sıkıntılar yaşamamıza rağmen devlete karşı bir testi kırmadık yani. O kadar devlete bağlı olarak kaldık. Kafkasya'dan çıkan Çerkezlerin büyük bir kısmı daha önce tebaası olarak bulunduğu, din birliği üzerine güvende hissettiği Müslüman Osmanlı topraklarına geldiler. Yapısal anlamda Osmanlı ruhunu taşıyan Bursa da bu göçten payını aldı. Ağırlıklı olarak Mustafa Kemal Paşa ve İnegöl'de iskan ettirilen Çerkezler, Güvem, Hacıkara ve Fındıklı gibi köyleri kurdular. Ailem bizzat benim dedem, yani babamın babası Osman. Nethaç bölgesinden 1864 göçünde geldi. Onun da doğumu 1848, ölümü 1942. 91 yaşında, 92 yaşında vefat etti. Bana sen hatırlarsın diyorlar ama hatırlamıyorum yani. Yani benim dedem bizzat oradan 17 yaşında köye intikal edenlerden birisi yani. Hacıkara'ya intikal edenlerden birisi yani. Şimdi onlar İnegöl'e gönderilmişler toplu, artık sayısını bilmiyorum. Köylere üçer beşer hane dağıtmışlar şimdiki göçmenler gibi. Sonra kaymakamlık bizim şeyi gösterdi, yeri gösterdi onlara, Hacıkara diye. Onda aslında bir öyküsü var, Hacıkara'nın da yani. Şimdi bir yörük köyüymüş orası, göçmen bir yörük köyü, göçer yörükler. Göç etmişler, onun beyinin adı Kara Hacı'ymış, o bölgenin de adı Hacıkara. Oraya yerleşmişler. Zamanda 250 haneye falan ulaşmış. Bayağı büyük köy olmuş orası. Bir buçuk milyon insanın göç ettiği ama yarısına fazlasının denizde kaldığı. Onun için o balık yememe heyesi oradan geliyor. Şeyde Trabzon'da İngiliz konsolosu memleketine mektup yazıyor. Her gün 25 bin kişi ölüyor burada diyor, açlıktan diyor. Trabzon şeyinde, bölgesinde. Yani yarısından fazlasını kaybettiler. Sonra işte devlet, anlattığım gibi bizim köyü onları yerleştirdi. Ailemin gelişi öyle yani. Göç yolları acı, göç yolları zorlu. Sefer sayısı hesabı yapan kaptanlar, fırtına, soğuk, açlık, hastalık. Hepsi Çerkezlerin zorlu yolculuğunun pek çoğu için hazin bir şekilde son bulmasına sebep olmuş. Yollarda bırakılan naaşlar, denize atılan insanlar, öldüğü halde mezarı belli olsun diye taşınan bebekler. İşte bu hikayeler belki de Çerkezlerin asla unutmamasını sağlayan. Şapsı boyundanım. Kaybışı sülalesindenim. Benim sülalem buraya Kafkasya'da 1864, 21 Mayıs 1864 sürgün sonrası ilk önce Yugoslavya'ya giderek oradan Güney Marmara tarafına inerek gelen kavimlerden bizim köyümüzü oluşturan sülaleler ilk önce gelip Çerkezköy tarafından girip şu anki Bozüyük sınırları içerisinde olan Poyra köyüne yerleşiyorlar. Oradan coğrafya ile alakalı memnuniyetsizliklerinden dolayı şu anda yerleşik bulundukları Hacıkara köyüne yerleşiyorlar.
Benim sülalemin bireyleri o sırada, sürgün sırasında, göç sırasında buraya üç kardeş olarak geliyorlar. Bu üç kardeşten bir tanesi burada kalıyor, yani benim dedelerim. Bir tanesi Orta Doğu'ya gidiyor, bir tanesi de Kafkasya'ya geri dönüyor. Bu göç hikayesinde tabii ki bizim ailemizin de bir sürü hikayesi var. Köyümde yaşayanların da bu konuda hikayeleri var. Herkesin bildiği gibi Karadeniz'de büyük bir nüfus kayboldu, öldü. Yaklaşık 1,5 milyon insan. Çok uzun süre anlatıldı. Bunu biz de kendi ailemizin içerisindeki sohbetlerde biliyoruz. Karadeniz'den çıkan balığın yenmediği dönemler olmuş. İşte onların, bizim atalarımızın etleriyle beslendiğinden dolayı böyle bir tepki ortaya konulmuş. Bununla alakalı işte uzun süre balık yenmemiş. Yavrusu, bebeği ölüp denize atmak zorunda kalan aileler var. Onun için Karadeniz'e bizim kendi içimizde söylediğimiz bir laf var. Karadeniz en çok bize karadır. Yani Karadeniz'in Türkçe manası o karalığı. Aslında bizde manevi de bir karalığı var. Karadeniz en çok bize karadır. Bizim orayla alakalı hikayelerimiz böyle çok sevindirici, çok mutlu eden şeyler olmadığı için Karadeniz ismiyle müsamma bir şekilde bizde de yeri ve etkisi var. Yaşanan hikayeler gerçekten hiç kolay değil. Bir sürü trajik olaylar var. Buraya geldiğinde atalarımız ilk Samsun, Kefken, Trabzon kıyılarından Osmanlı topraklarına çıkıp oralarda bir düzen oluşturana kadar oralarda kalıyorlar. Bu ölümler karaya çıktıktan sonra da devam ediyor. Salgın hastalıklar, işte açlık, susuzluk, buna benzer bir sürü durumla karşılaşıyorlar. Ölümler burada da devam ediyor. Hala hazırda şu anda Çerkezköy'de bir Çerkezköy olarak anılmasının sebebi, hani benim araştırdığım kadarıyla orada Çerkezlerin yaşadığı için değil, orada Çerkezlerin göç sırasında çok fazla kayıp verip mezarlıkları bulunduğu için. Normalde Çerkezköy ilçesinde Çerkez, yani muhtelif olarak vardır belki ama bir toplu yerleşimleri olmamasına rağmen orada Çerkezköy olarak anılıyor. Buna benzer, yani Türkiye'deki toplumun tarihinde de böyle mihenk taşlar olacak isimlendirmeler, olaylarla birlikte bu derece acı olaylarla burada yaşamını devam ettirmişler. Buraya geldiklerinde de burada da bir meslekleri vardı ama bunu uygulayabilecek, hem Türkiye'de böyle, Osmanlı'da böyle bir ortam yoktu. Hayvancılık yapmaya çalıştılar, işte avcılık yapmaya çalıştılar, bir şekilde yaşamlarını idare ettirmeye çalıştılar. Buraya geldiklerinde gelen toplumun Müslüman olması bilgisinin bilinmesiyle beraber burada yaşayan yerli halklardan da yardımlar görerek yaşamlarını bu zamana kadar devam ettirdiler. Çerkezler Anadolu'da yaşamlarını sürdürürken geçmişleri öğrenmek kimileri için daha kolay olurken kimileri içinse zor oldu. Savaşlar, hastalık, açlık sebebiyle verilen zayiatlar aktarımda kesintiye sebep oluyordu. Kafkasya'dan 1864 mi 68 mi onu tam bilemiyorum. Öyle geldi. Dedem genç değildi. Bizde babam çok ufakmış. En büyükleri babam olduğu halde 6 yaşındaymış dedem vefat ettiğinde. Amcamla halam daha ufakmış yani. Onları babaanne götürdü İnegöl'e, orada büyüttüler. Babam burada, bizim akrabalar var. Onlar büyüttü. Askere gitti. Uzatmalı kaldı falan. 5-6 sene jandarma olarak Yozgat'ta kaldı. İzine geldiğinde de annemi kaçırıp evlenmişler burada. Velhasıl dedemden yani bize ne babam yararlanabildi, bize aktaracak gibi, ne biz babamdan yararlandık. Topraklarından koparılan Çerkezler göç zamanında geri dönmek umuduyla özellikle de Rumeli'de geçici evler kurdular. Ancak umutlar tükenip ata vatan Kafkasya'nın yerine ana vatan Anadolu'yu koymalarından sonra kalıcı evler yaptılar. İnegöl Hacıkara'daki 145 yıllık evde bunlardan bir tanesi. Rusya'dan göç ettiler bizim dedemin babası. Dedemin babası Rusya'dan göç ediyorlar. Bu gördüğünüz evi dedem 18 yaşlarında falan bu evi yapıyorlar.
45 senelik bu ev. Dedem o zaman Çerkeslerde bir kaide usul var. Kızlar yardım ediyorlar. Bu senin olacak, bu benim olacak bu ev. Şakalaşıyorlar yani. Neticede rahmetli ninem dedeme geliyor. Ninemin oluyor yani bu ev. Dedemin babasını da burada vefat etti. Dedem de vefat etti. Babam da vefat etti. Sıra da bize geldi. Yani herhalde bizi de öldürür gibi geliyor ama şimdi evi terk ettik şu anda. Ev daha yıkılmadı. Biz yıkılacak duruma geldik yani. Tabii Rusya'dan gelirlerken bunlar çok çile çektiler. Yani dedelerimiz çok çileyle denizde döktü, milleti döktüler orada. Zor kendilerini buraya attılar. Allah razı olsun Osmanlı'dan. Osmanlı burayı bizim dedelerimize verdi. Hiç olmazsa suyumuz var, yolumuz var, yerimiz güzel. Burada tabii burası ormanmış onların oturduğu zaman. Ormanı köklüye köklüye, tarla yapıla yapıla tarla yaptılar, çalıştılar, çabaladılar. Akabinde biz de yetiştik tabii o sıkıntıları o kadar görmediysek de biz biraz daha sıkıntısız bir durum yaşadık. Kafkaslar dünyanın en kadim coğrafyalarından bir tanesi. Ve baktığımızda da genelde Kafkasya büyük güçlerin bir nüfuz mücadele alanı oldu tarihten bu yana. Şimdi tabii bütün dünya göçlerinin aslında en önemli güzergahlarından biriydi. Şimdi biliyoruz ki Afrika kadar insanlığa ait eski bulgular Orta Asya'da da bulundu. Ve bunların Avrupa'ya yayılımında Afrika'dan ziyade Orta Asya'dan geçtiklerini ve Kafkasya güzergahını kullandıklarını biliyoruz. Hatta bu yüzden de Kakazoid ırklar denilen Kafkasya'ya işaret eden bir tanım da vardır. O yüzden bir nevi dünyanın göç haritasındaki en önemli kulvarın Kafkas hattı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu talihini hiçbir zaman da yenemedi. Yani her daim Kafkaslar insanlığın büyük göç güzergahının önemli bir parçası oldu. Bundan Kafkasya'da yaşayan kadim halklar da payını aldı. Kafkaslar niçin bu kadar önemli? Bir kere şunu unutmamak gerekiyor. Kafkasların güneyinde özellikle Azeri bölgesinde büyük petrol yatakları vardır. Yine Kafkasların kuzeyinde Avrupa'ya bağlanan büyük doğal gaz ve petrol hatları mevcuttur. Dünya enerji alanında önemli bir koridor ve merkezdir. Yine Volga Nehri kıyıları mühim sanayi merkezleridir ve önemli maden yatakları vardır. Nitekim Kafkasya'ya hakim olmak dünyadaki hegemonya mücadelesinde son derece önemlidir. Unutmayınız 1942 yılında Hitler bile savaşı sürdürebilmek için Kafkasya'ya bir operasyon düşündü ve bu yüzden bugün adı Volgograd olan Stalingrad'a saldırmıştı. Maksadı neydi? Kafkaslardan inerek Kafkas petrolünü almak ve bu petrol sayesinde de ileri harekatlarını sürdürebilmek. Fakat başarılı olamadı. O yüzden Kafkasya her zaman için bir enerji açısından çok kritiktir. İki, Kafkasya Rus coğrafyasının, Doğu Avrupa coğrafyasının Orta Doğu bağlantısıdır. Ve yine Orta Asya bağlantısıdır. Bu bağlantılar açısından dolayı da çok jeostratejik bir öneme sahip. Ama ne olursa olsun tabii bölgenin kadim güçleri vardır. Bunlar Türkiye, İran ve Rusya'dır. Ama 19. yüzyılla beraber artık Kafkasların kaderindeki birincil aktörün bilakaydı şart Rusya olduğunu ve bunun da bu şekilde devam etmesinin de mümkün gözüktüğünü söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii Rusların şöyle bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Ya buralardaki dağlarda bulunan nüfusları tarım amacıyla düzlüklere indirecek ya da son derece tarıma elverişsiz koşullarda yaşayan binlerce Rus köylüsünü buralarda ikame ettirecek, yine buraları üretime açacak.
Çünkü yukarıdaki Rus steplerinde tarımsal üretimin belirli zorlukları vardır. Ve hatta Rusya'nın şöyle bir yöntemi olmuştur. İşgal ettiği her yeri daha sonra Rus sanayi ve tarımının ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn etmiştir. Mesela nasıl ki Mavera Ünnehir Havzası tamamen pamuk ekimine ayrıldıysa ve bu pamuk ekiminden kaynaklı olarak o coğrafya çok büyük zararlar gördüyse, işte bugün Aral kurudu. Efendim Türkmenistan topraklarında başka bir şey yetişmiyor. Oysa ki eskiden çok çok verimli topraklardı. Şimdi aynı şey Kafkaslar için de geçerli oldu. Yani Kafkas halklarının geleneksel yaşamlarından ziyade Çarlık Rusya'sının ihtiyaçları doğrultusunda burada çeşitli uygulamalar yapıldı. Ve bu uygulamalar sürecinde tabii Kafkaslar bunlara direndiler. Bu direniş karşılığında da Kafkasların akıbeti büyük göçlere zorlanmaları oldu. Çerkezlerin acı dolu hikayeleri olay ekranlarında devam edecek. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.